Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bugün sizlerle hem beleş hem de güzel bir futbol oyunu olan Dream League Soccer 2016'ı inceleyeceğiz. Evet, oyun bu ekranla sizi karşılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu güzel yüz, bu yakışıklıların yakışıklısı abimiz Costa tabii ki de. Bence harika bir seçim kapak için. Gerçekten yakışıklı olsun, şu ifadedeki sevecenlik olsun, şu bakışlar, şu kulak olsun. Gerçekten 10 numara olmuş kapak için. Sağdaki arkadaşı tanımıyorum. Eğer tanıyorsanız yorumlarda bana adını söyleyebilirsiniz. Yani çıkaramadık kim olduğunu. Biraz baktık da başarılı olamadık. Dokunarak oyunun menüsüne erişiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Oyun açılışta sizi bu ekranla karşılamıyor. Bir takım veriyor size. Takımın bir adı vesaire de var. Bir takım kaptanı seçiyorsunuz. Biz kaptanı seçerken kaptanların kaptanı Sabri Reis'e benzemesine özen gösterdik. Belki siz de farklı kriterleri devreye sokarsınız ama hiç kimse Sabri kadar kaptan olamaz bizce. Oyun arayüzünden biraz bahsedeyim. Burada kulübüm var. Kulübümde stadyumunuzu vesaire görebiliyorsunuz. Ne bileyim işte elit küme şu kadar böyle bilgiler var. Yani bence çok da önemli değil. Burada stadı şöyle bakabiliyorsunuz. Şuradan kamerayı değiştirebiliyorsunuz. Buraları keşfedersiniz. Tüm değişiklikleri kaybetmek istediğime eminim. Burada oyuncu gelişim var. Tek tek oyuncuları takip edebiliyorsunuz. Hedeflerde işte size bazı görevler veriyor. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Yok işte maç kazan, 2-0 kazan gibi şeyler. Takımımızın adı Dream FC. Akademi kümesindeyiz şu anda. Yani yetişme kümesindeyiz. Ben hemen hızlı bir maç yapacağım arkadaşlar. O yüzden şu üst tarafta yardım bir şeyler var. Oralara bakarsınız. Profilimde işte oyun ayarları bilmem ne bunları söylemiştik. Ben şimdi size şimdi oyunu diyorum ve rakibimiz Rotherham. Yani Rotherham yapmışlar. Biraz benzerlik olsun diye. Çünkü oyuncular vesaire sallama anladığım kadarıyla. Futbol kulüpleri biliyorsunuz bunun bir telif olayı var. Ondan muhtemelen. Şuradan kadronuzu vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Buraları da tekrar siz keşfedersiniz. Bir de oyuncuları tanımanız gerekiyor. Ben şimdi size o maçı başlatıyorum ve şunu söylemek istiyorum. Fener ışık saçtı, aslan kükredi, kartal yüksekten uçtu derken büyük maçımız Rotherham'a karşı mücadelemizi şu hamleyle başlatıyorum arkadaşlar. Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. Antrenmanlar sırasında oyuncularımız oldukça hırslı ve neşeliydi. Ama bir bakacağız şimdi ne durumdalar. Biraz sesini kısmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar merak edebilirsiniz. Benim bir kedim var. Kedim olduğu için elimde bazı böyle şeyler olabiliyor. Kediyle yaşayan arkadaşlar bunu iyi bilirler. Kadrolar tanıtılıyor, stadyum vesaire. Oyunu şuradaki çember gibi şeyden yönetiyorsunuz. B ile pas veriyorsunuz. Evet, şuradan mold da top. O diye kaldım ama artık devamı söylemek istemeyiz. Şöyle bir geri dönelim. Şuraya bir pas çıkalım. Johnson'dan bir pas. Kim o ya? Mold. Evet, orta yapmak için A tuşunu kullanıyoruz. İçeri dönüyoruz. Orta yapıyoruz. Şut şansı. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Patates soyan amca misali. Bilmiyorum izlediniz mi o videoyu? Topu kaptım tekrar. Patates kabuğunun eriyerek soyulduğunu göreceksiniz. Bekliyoruz. Ve böyle bir sonuç alamıyoruz. Lanet gelsin. Alıyoruz elimize. 1 milyoncularda satılıyor. Bir tane hıyar soyacağı soyuyoruz. Bu kadar. Bir şut şansı. O ne abicim? Öyle şut mu olur? Belki de kaptana denk geldik. Bir ara pas yine başarısız. Bu otoborla ben daha önce oynamıştım. Otobor gayet başarılı birisi arkadaşlar. Şöyle tabletimi de bir düzelteyim. Biraz yamulmuş. Bu ara tabii atak yemişiz ve kaleciyle karşı karşıya. Kaleci çıkmıyor mu? Bir şeyler yapmıyor mu? Buradan her zaman için bu tarz oyunlarda tek pas önemli de diyecektim ki arkadaşlar. Çıkar! Ve korner. Evet, kritik bir yerden korner vuruşu kullanacak karşı takım. Çok kritik bir nokta orası. Marina topu aslanlar gibi karşıladı ve ileride Mold var. Mold anladığımız kadarıyla bizim forvetimiz. Bu arada maçın 28. dakikasındayız. Adamı C ile değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her buradaki C butonuna bastığımda adam değişiyor. Burada tuhaf isimli bir futbolcum var benim. Bazı yabancı isimler tabii Türkçe'de başka anlamları şey. Offside olacak mı acaba diye bir merak ve üşenmiyorum ve şu cümleyi söylüyorum. Offside'dan doğan en direkt serbest vuruş. İşte futbol tarihinin en önemli cümlesi. Kaydet bir şeyler oldu. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Topu direkt benim adama attı. Bir pas çıkıyorum. Otobor. Buraya 2 kere dokunursanız hareketler yapıyormuş. Bir deneyelim hareketleri. Lan bu muydu lan hareket dediğin? Adam yattı aldı topu. Otobor. Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan harika bir vuruş. İçeri doğru çevirebilecek mi? Ne oluyor? Top boşta kaldı. Oradan otobor şansını... Ulan!
Gördüğünüz gibi oyun gayet keyifli arkadaşlar. Yani insan kaptırıyor bir biçimde oyunu kendisine. Bu arada ilk yarı sona erdi. Ben ikinci yarıyı kendim devam edeceğim. Bu maçta biraz sürünmüş olabilirim. Biraz takımım kötü görünüyor olabilir. Ama bu oyunu çok iyi öğreneceğim. Ve bu takım bir efsane haline getireceğim arkadaşlar. Sizler de buna tanık olacaksınız. Ant içiyorum bu maçı kazanacağım. Kamera karşısında sanırım iyi oynayamadım. Gerçi futbol oyunlarında çok iyi değilimdir ama yine de bir bakacağız yani. Şansımızı bir deneyeceğiz. Oyun çünkü benim hoşuma gitti. Henüz Android'de yeni sürüm yok fakat 2015 versiyonunu bulabilirsiniz. Oyun geliştirici firmanın bir tweetine denk geldik. Orada bahsetmişler yakın tarihte Android'e gelecek ıvır zıvır bilmem ne. iOS platformuna ücretsiz olarak oyunu indirebilir ve oynayabilirsiniz. Oyun içi satın almayla ilgili ben bir şey görmedim. Belki vardır, yoktur o kısmını bilmiyorum. Bakmadım, siz keşfedersiniz. Oyunu aşağıdaki linkler yardımıyla akıllı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Umarım bu oyunu beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi, çok beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa yorum bölümünden bize danışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.